Merhabalar herkese. Fizyo'dan sağlık kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Kraniyel sinirler videomuz devam ediyor. Bundan önce birinci kraniyel sinirleri ve kraniyel sinir giriş videosunu yayınlamıştık. Şimdi ise kraniyel sinirlere ikinci kraniyel sinirden devam ediyoruz. İkinci kraniyel sinirimizin ismi nervus opticus, yani görme siniridir arkadaşlar. Retinada bulunan duyu hücrelerinin, koni ve bazil hücrelerinin aksonları nervus opticus oluşturur. Görme siniri olan nervus opticus bir duyu siniridir. Canalis opticus'tan geçerek kafatasına girer. Dikkat! Canalis opticus nasıl oluşuyordu? Sifenoid kemiğin ala major ve ala minor kanatları vardı bildiğiniz gibi. Ve bu kanatların arasında oluşuyor idi. Her iki taraftan gelen sinir lifleri kiyazma optikumda çapraz yapar. Kiyazma optikumda çapraz yapmaktadır. Siz de görüyorsunuz. Çaprazdan sonra tractus opticus olarak devam eder bu sinir lifleri. 2 ya da 3 nöron aracılığı ile de oksipital lobda bulunan primer görme merkezine ulaşır. Yani Brodmann 17 numaralı sahaya ulaşmaktadır. Şimdi resmimizden bu söylediklerimizi tekrar edelim. Yukarıdan aşağı doğru inelim. Right visual field and left visual field var. Yani sağ görme alanı, sol görme alanı. Bu ikisinin kesiştiği alan ise bizim tam net gördüğümüz alanlardır. Orta hatta nazal retina, retinanın nazal kısmı. Lateralde ise temporal retinayı görüyoruz arkadaşlar. Temporal retinadan gelen lifleri takip ettiğimizde göreceğiz ki bunlar çapraz yapmıyor. Temporal retinadan gelen sağ ve sol gözdeki lifler çapraz yapmıyor. Ancak nazal retina kısmından gelen lifler kiyazma optikumda çapraz yapıyor. Neymiş? Kiyazma optikumda çapraz yapmaktadır. Bu retinaların birleştiği yere optik sinir, nervus opticus, sizin de ok işaretiyle gördüğünüz yer işte burası nervus opticus'tur. Altında optik kiyazm, yani kiyazma optikum var. Bu lifler nucleus geniculatum lateralia, nucleus geniculatum lateralia gidiyor. Oradan da oksipital lobun lobda bulunan Brodmann 17 olarak adlandırılmış primer görme merkezine gitmektedir. Brodmann 18 ve 19 nolu sahalar nedir? Sekonder görme merkezi sahalardır. Evet, görme sinirimiz bu şekilde. Şimdi ise 3. kraniyel sinir, 4 ve 6. kraniyel sinirleri birlikte anlatıyoruz. Neden? Bunlar göz çevresi kaslara inerme ettiği için. Resmimize bakalım. Nervus oculomotorius'u görüyoruz. Nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius'un nükleusları, çekirdekleri nerededir? Mezensefalondadır. Sizin de gördüğünüz gibi mezensefalondadır. Aynı şekilde 4. kraniyel sinir olan nervus trochlearis de mezensefalondan çıkmaktadır. Çapraz yapıyor ve arkadan dolanıp öne geliyor arkadaşlar. Nervus abducens ise pons'ta bulunmaktadır çekirdekleri. Sulcus bulbopontinus'tan çıkmaktadır. O halde nervus oculomotorius'tan başlayalım. Nervus oculomotorius yeşil ile gördüğünüz kasları inermektedir. Yeşil ile altını çizdiğim kasları inerme etmektedir. Musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus obliquus inferior, musculus rectus medialis ve levator palpebra superior. Yani çok güzel bir şekli görüyoruz burada. Üzerini yeşil ile çizdiğim kasları inerme etmektedir. Musculus sphincter pupilla ve musculus ciliarisi de parasempatik lifler gönderir. Yani saf motor bir sinir değil, parasempatik lifler de içermektedir. Göz kasları aracılığı ile göz hareketlerinin sağlanması ve parasempatik etki olarak pupillanın daralması, yani miyozis ve lensin kalınlığının azaltılıp arttırılması, yani göz akodomasyonu. Bunu daha önceki bilgilerimizden de hatırlarız. Lens daralıp kalınlaşacak ve bulunduğu ortamda ışığın miktarına göre göze gelen ışığı ayarlayacaktır. Yani akodomasyon fonksiyonu da vardır. Nervus oculomotorius fissura orbitalis superior'dan geçerek kafatasını terk eder arkadaşlar. Nervus oculomotorius bu şekilde.
Dördüncü kraniyal sinir olan nervus trohlearis'e geliyoruz. Musculus obliquus superior'un motor siniridir. Tek bir kasın motor siniri arkadaşlar. Yani tek bir kas için bir tane kraniyal sinir olması aslında ilginç. Fissuri orbitalis superior'dan kafatasını terk eder. Merkezi sinir sistemini beyin sapının arka tarafından terk eden tek kraniyal sinirdir. Dikkat, bu soru gelebilir. Merkezi sinir sistemini beyin sapının arka tarafından terk eden tek kraniyal sinirdir. Şimdi de görüyoruz. Kırmızıyla işaretlediğim superior oblik kasını neymiş? Nervus trohlearis inerve ediyormuş. Şimdi ise 6. kraniyal sinire geldik. Nervus abducens. Sadece motor lif taşıyan bir kraniyal sinirdir nervus abducens. Fissura orbitalis superior'dan kafatasını terk eder. Orbiteye gelir. Göz kaslarından musculus rectus lateralis inerve eder. Altını veya üstünü mavi ile çizdiğim rectus lateralis kasını nervus abducens inerve etmektedir. Bu şekilde 3, 4 ve 6'yı bitirmiş olduk. Şimdi 5. kraniyel sinirimize bakalım. 5. kraniyel sinir nervus trigeminus. Siz de görüyorsunuz güzel bir şu anda ekranda güzel bir mavi rengi var. Pons'tan çıkmaktadır. Pons'un yan tarafından iki kök halinde ayrılır. Kraniyel sinirlerin en kalınıdır. Dikkat, yine soru gelebilir buradan. Kraniyel sinirlerin en kalınıdır. Duyu ve motor lifler taşır. Sizin de gördüğünüz gibi 3 sinire ayrılır. Bunlar nervus ophthalmicus, nervus maxillaris ve nervus mandibularis'tir. Özel visceral efferent lifleri ve genel somatik afferent lifleri taşımaktadır. Afferent nedir? Duyu lifleri, efferent nedir? Motor lifleridir arkadaşlar. Ve bakalım şimdi parçalarına. Ne demiştik? Nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, nervus mandibularis olmak üzere 3 parçaya ayrılıyor demiştik. Şimdi görüyoruz ekranda. Trigeminus, nervus trigeminus ve ilerledi. Ganglion trigeminale'ye geldi. Ganglion trigeminale. Nerede bu? Temporal kemikte bulunan cavum mecelli denen duramater kesesi içerisinde yer alan ganglion trigeminale'ye gelir. Buradan sonra ise 3 parçaya ayrılır. Nervus ophthalmicus'u görüyoruz V1 ile. Nervus ophthalmicus fissura orbitalis superior'dan geçmektedir. V2 nervus maxillaris'i görüyoruz. Nervus maxillaris ise foramen rotundum'dan geçmektedir. Nervus mandibularis dediğimiz V3 üçüncü parçası ise foramen ovale'den geçmektedir arkadaşlar. Nervus ophthalmicus üst göz kapakları ve gözün üst kısımları alın bölgesinin deri duyusunu taşıyan sinirdir. Nervus ophthalmicus duyu taşıyormuş. Üst göz kapakları, gözün üst kısımları ve alın bölgesinin derisini taşıyormuş. Nervus maxillaris ise yanak, burun ve üst damakta bulunan yapıların duyusunu taşımaktadır. Yanak, burun ve üst damakta bulunan yapıların duyusunu taşımaktadır. Nervus mandibularis alt çene ve oluşumların duyusunu taşır. Alt çene ve oluşumların duyusunu taşır. Ayrıca dikkat, çiğneme kaslarının motor siniridir. Çiğneme kaslarının motor siniridir. O halde üçü hepsi duyu taşıyor. Ancak nervus mandibularis'in ek bir görevi var. Çiğneme kaslarının motor siniridir. Peki nedir çiğneme kaslarımız? Musculus masseter, massetericus ya da musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis ve pterygoideus medialis olmak üzere bu kasların da inervasyonunu 5. kraniyal sinirin 3. parçası olan 3'e bölünüyordu. 3. dalı olan nervus mandibularis inerve etmektedir. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenirseniz seviniriz. Hepinize iyi günler diliyorum.